Pusulanın kuzeyi gösterdiği noktada, Karadeniz'den bir sıra dağ mesafesinde uzak, yağmurlu bir sonbahar kadar yakın, bazen yeşil, çoğu zaman safran sarısı bir açık hava müzesi. Ahşap pencereli evlerinden samimiyet akan, taş yollarının ustalığa çıktığı tarihi ticaret yolu, Safranbolu. Tarihten ders çıkarmak ve tecrübe kazanmak için araştırmalar yaparız. İnsanoğlunun geçtiği yollardan, yanına alabildiği kadarıyla taşıdığı anılar kaybolmaya başladığındaysa, yardımımıza tarihi eserler koşar. Safranbolu'da yaşananlar, üretilenler, ortaya çıkarılan asırlık eserler, geçmişe ışık tutan değerli birer anı kutusu adeta. Safranbolu, Karabük iline oldukça yakın. Merkeze 10 kilometre mesafede bulunan bu şirin kasabanın tarihi ise bugüne oldukça uzak. Milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip burası. Bilinen ilk sahibi Tümülüsler. Zaman içerisinde birçok medeniyet devralmış bu emaneti. Bu şirin kentin kapıları ilk kez 1196 yılında açılmış Türklere. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhiddin Mesud Şah, Safranbolu'yu fethettiğinde adını Zalifre olarak değiştirmiş. Safranbolu, en parlak dönemlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde yaşamış. Önemli ticaret merkezlerinin ortasında olması nedeniyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda oldukça ilerlemiş. Safranbolu 60 bine yaklaşan nüfusuyla oldukça hareketli bir kent. Burada yaşayanlar geçmiş medeniyetlerin de etkisiyle karma bir yapıya sahip. Barış ve huzur ortamı içinde yüzyıllardır bir arada yaşıyorlar. Buranın halkı tarımdan hayvancılığa, turizmden endüstriyel faaliyetlere kadar birçok alandan gelir elde ediyor. Eski çarşıda hala el işçiliği ürünleri bulmak mümkün. Ahşap sanatı ve demir işlemeciliği oldukça yaygın. Eski geleneklerini hala koruyan çarşı esnafı, turizmin de etkisiyle ayakta kalabilmiş. Lokum ve safran buraya has iki değerli geçim kaynağı. Safranbolu lokumu özel kıvamıyla hala yüzyıllar önceden gelen lezzetini koruyor. Safransa neredeyse her üründe kullanılan mucizevi bir bitki. Gramla satılan ve neredeyse altınla yarışan safran birçok alanda kullanılıyor. Şimdilerde üretimi azalsa da Türkiye'nin safran ihtiyacının büyük bölümünü işte burası karşılıyor. Safranbolu'da yani bu tarihi çarşı kesiminde aktif olarak dükkan sayısı 276. Fiilen çalışan dükkan sayısı 240.
Çünkü genelde iş yerlerimizde daha önceleri yani tarihe dönük olarak üretime dayalı ticaret yapılmaktaydı. Tabii 25 yıldan bu tarafa turizmle ilgili olduğu için genelde dışarıdan gelen konuklarımıza hitap edebilecek şekildeki eşyalar satılmakta. Tabii bizim amacımız tarihi Safranbolu'muza yıllar önceye dayanan üretimle satış yapılması Safranbolu'ya özgü. Bizim en meşhur iki tane şeyimiz var. Bir tanesi isim zikretmek Safranbolu lokumumuz, bir tanesi gazozumuz. Tabii bunların değişikleri 20 yıl, 25 yıl önce daha fazlaydı. Neydi? El üretimi vardı. Yani imalatı kendisi yapardı esnaf, bunların kendisi satışa sunardı. Tabii bunlar azaldı. Çünkü alttan yetişen yok. Çırak olmadığı zaman işte bu ustalarımızın yaşlanması veya işi bırakmaları neticesinde ileriye dönük bir ön adım atılmıyor. Bizim buradaki bütün amacımız gerek valilik, gerek kaymakamlık, gerek belediyemiz ve üniversitemizle birlikte gerekli kurslar açılarak bu el sanatlarının ilerlemesi için Safranbolu'da Karabük Üniversitemiz tarafından bir master plan hazırlanmakta. Master planı hazırlanıp hayata geçtiği zaman bu emellerimiz daha güzel ortaya çıkacağını düşünüyorum. Eski çarşının hemen yakınında bulunan tarihi demirciler, demir işçiliğinin yaşayan efsanelerinden. Demir ve bakırla akla gelen her şeyi üretebilen ustaların ortak kaygısı, mesleklerini devam ettirecek çırak bulamıyor olmaları. Demir hep vermiyor. Bazen de alıyor onlardan. Bir kıvılcımla gözünün birini kaybetse de mesleğini terk etmeyen Mustafa Usta kısa ama anlamlı konuşuyor. 40 yıldır baltı keser ustasıyım. Babadan, dededen kalma. Ben yaşım şu anda benim 55. Doğma büyümem burada, Safranbolu. Onu sorarsan dedem İstanbul Sanmacıları 40 sene esnaf kayalı yaptı. Dedemin babası. Esen kokumuz İstanbul Sanmacılar'dan gelme demircilik. Ya işimiz iyi. İşsiz kalmıyoruz şükürler olsun. Çalış ne yaparsın yap. Yani satılıyor, satılmayan diye bir şey yok yani. Yeter ki temiz yap. Yani malın olmaz yani. Bu çarşı bir de yaşayan dünya mirası barındırıyor. Hüseyin Usta ürettiği kapı tokmakları ve parçalarıyla Türkiye'de tek kalmış. O, eski kapıların kilit sistemlerinden çivilerine kadar pek çok şeyi birebir yapabiliyor. Eğer eski bir Osmanlı evini restore edecekseniz, yolunuz Hüseyin Usta'nın atölyesinden geçecek demektir. Bu özelliğiyle UNESCO'nun tescillediği yaşayan bir dünya mirası. 18 yıllık bir demirci arastasındasınız. Bu arastanın kuruluş amacı demircilik, şu anda faaliyet gösteren yine demircilik. Diğer mesleklerin de hepsinde de yine bunlar gibi orijinal çarşıları vardı. Terzileri, kunduracıları, kasapları, temelcileri, tabakhaneleri. Hepsinin aynı bu şekilde tek yerde kurulmuş olarak çarşıları var idi. Ama şu anda onlar orijinalliklerini yitirdi. Hepsi de hediyelik eşya oldu. Biliyorsunuz Türkiye'nin bazı yerlerinde koruma sit alanı vardır. Bu korumada olan yerlerin restorasyon işleri başladı. Restorasyonda kullanılan ürünler, şu anda üzerinde mevcut olanları, oradan ne söktüğün aynı o orijinal ürünleri kullanmak zorundasın. Yani bu kilidi söktüğünüz zaman veyahut da bu kabara çiviyi söktüğünüz zaman bunu yerine hiç makine ürünü bir şey kullanamazsınız. Veya fabrikasyon bir ürünü kullanamazsınız. Zaten korumanın amacı da burada orijinalliktir.
Demire zaman katıp eriterek şekil veriyor onlar. Bu yüzden zaman eskitmiyor el emeklerini. Kısmetlerini ateşin korundan çıkaran demir adamları görmeden buradan ayrılmayın. Safranbolu binlerce yıllık tarihiyle birlikte meşhur evleriyle hatırlanır. Bunun sebebi ise dönemin teknolojisine rağmen bugün bile sağlamlıklarını koruyor olmaları. Zira yıkılmış olsalardı her odanın bir anlamı olduğunu, mahremiyetin nasıl böyle ince bir ruhla hayata geçirildiğini anlayamazdık. Kaymakamlar evi, klasik Safranbolu ev yapısını bozulmadan bugüne kadar taşıyabilen tarihi yapılardan biri. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından müze eve dönüştürülen eserin kapıları gezmek isteyen herkese açık. Taş ve ahşap işçiliğinin en nadide örneklerini görmek mümkün bu evde. Sarı çamdan yapılan ve oldukça büyük olan dış kapısından çatı katına her yer ince bir işçilik saklıyor. Giriş kısmının zemini yassı taşlardan oluşuyor. Evlerin bu kadar sağlam olmalarının sırrı bu taşlarda gizli. Üst kata çıktığınızda ise sizi geniş bir sofa karşılıyor. Diğer odalara sofadan ayrılarak ulaşılıyor. Yemekler burada yeniyor, toplantılar, eğlenceler burada yapılıyor. Bu katta haremlik ve selamlık kısımları var. Gelen yabancı erkek misafirler selamlık bölümünde ağırlanıyor. Misafirlere yemek ve kahve servisi içinse haremlikle selamlık kısımları arasında bir dönme dolap bulunuyor. Evin hanımı hazırladığı yiyecekleri dolabın harem kısmından koyup çeviriyor. Selamlık kısmından da yiyecekler alınıyor. Böylelikle evin hanımı yabancı erkeklere hiç görünmeden hizmet etmiş oluyor. Kaymakamlar Evi 18. ortalarında yapıldığı bilinmektedir. Sahibi Kışla Kumandanı Yarbay Hacı Mehmet Efendi'dir. Osmanlı'da Yarbay'ın karşılığı kaimmakam denildiği için halk arasında Kaymakamlar Evi ve günümüzde de Kaymakamlar olarak gelmiştir. Burada o kendisi yaşıyor. Kendisinden sonra onun çocukları ve torunları yaşamaya başlıyor. Ta ki 1979 yılında Safranbolu'da sağlıklaştırma projesi çerçevesinde Kültür Bakanı tarafından bura beğeniliyor ve kamulaştırılıyor. Eğitim merkezi ve misafir olarak kullanılıyor. Kültür Bakanı tarafından restorasyon yapıldıktan sonra 15 sene bu şekilde hizmet verdi. 1994 yılında o dönemin kaymakamı Muammer Aksoy, buranın artık Kültür Bakanlığı'ndan fazla misafir gelmediği için dışarıdan gelen konukların da bir Safranbolu evinin içini görebilmesi için burayı müzeye çevirdi. Bir arada yaşamaya ve aile mahremiyetine çok önem vermiş buranın halkı. Evler 7-8 odadan oluşuyor. Anne, baba, gelinler, hala, teyze bile bu evde aynı anda yaşayabilir. Safranbolu evlerinde göze ilk çarpan farklılıksa her odanın girişinde bir paravan olması. Odaya giren kişinin içeriği direkt olarak görmemesi ve odada bulunanların büyükleri geldiğinde toparlanabilmeleri için zaman kazandırıyor bu paravan. Her odanın ayrı bir anlamı var. Evin en özel odalarından biri de gelin odası. Oda oldukça geniş inşa edilmiş. Odada bir banyo ve ayrı bir kapıyla geçilebilen bir de çocuk odası var. Evin en değerli kısmına baş oda demişler. Burası iki cepheden de ışık alan,
en güzel manzarayı gören ve içerisinde gusülhaneden ocağa kadar birçok imkanı barındıran bir oda. Ev hanımının gün içinde en çok vakit geçirdiği yer olan mutfaktaysa sadelik hakim. Gerekli eşyalar sırayla dizilmiş. Bakır kaplardan güğüme kadar birçok eşya kullanılmaya hazır bekliyor mutfakta. Bu evler, geniş odaları, manevi değerlere saygısı ve estetik işçiliğin zirve yaptığı işlemeleriyle bugüne oldukça önemli mesajlar veriyor. Ve günümüz mimarisinin maddi kaygılarla inşa ettiği evlere inat, daha uzun zaman ayakta kalacağı benziyor. Eski çarşının kalbinde, Safranbolu evlerine komşu Köprülü Mehmet Paşa Camii, tarihi ve manevi bir değere sahip. Camiyi sadrazam olarak memleketine büyük katkıları olan Köprülü Mehmet Paşa yaptırmış. ...1661 yılında ibadete açılan camide dönemin mimarisi hakim. Cami, ince kalem işlemelerinden ahşap oymacılığına kadar birçok işçilik saklıyor. Cami çarşının içerisinde yer alıyor ve büyükçe bir kemerden geçilerek avlusuna ulaşılıyor. İnşa edildiği günden bu yana birçok restorasyondan geçmiş. Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1970 ve 1990 yıllarında iki kez yenilenmiş. Cami cemaatini genellikle çarşı esnafı ve turistler oluşturuyor. Bugüne kadar belki de yüz binlerce insanın ibadet etmek için geldiği, alnını aynı secdeye koyduğu bu cami, hala bu kutsal görevi layıkıyla yerine getiriyor. Safranbolu, mimari eserleri her alanda göz kamaştıran bir yer. Burası, kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki tarihi İncekaya Su Kemeri. Sadrazam İzzet Paşa tarafından yenilenerek halka kazandırılan kemer, 116 metre uzunluğunda. 60 metreye varan yüksekliğiyle kanyonun göbeğinde devasa bir yapı olarak yüzyıllardır ayakta. Bu kemer kente su taşımada kullanılmış. Suyun akış hızını dengeleyebilmek için üç kıvrımlı olarak tasarlanmış. Yapı, taş ve Horasan harcından inşa edilmiş. Teknolojinin getirdiği imkanlarla bu devasa kemere ihtiyaç kalmasa da halen orada var olduğunu bilmek gurur verici. Su kemerinin hemen yanı başında sizi Tokatlı Kanyonu karşılıyor. Birçok kanyon var burada. Ama bugün kullanılan ve en meşhur olanı 9 kilometre yürüyüş parkuruna sahip Tokatlı Kanyonu. Kanyonda bulunan ahşap parkurda yürürken adeta doğanın kalbine inmişçesine heyecanlanıyorsunuz. Yürüyüşünüz esnasında size küçük şelaleler ve huzur verici sesiyle bir akarsu eşlik ediyor. Biraz ileride at, tavuk, keçi gibi hayvanları bulabilirsiniz. Burada dilerseniz ata binebilir, piknik yapabilir ve hatta hamakta sallanabilirsiniz. Kanyon boyunca ilerlerken başınızı kaldırdığınızda ise 100 metrekarelik cam bir teras göreceksiniz. Kanyonu ve harika manzarasını yukarıdan izlemek isteyenler için
inşa edilen terasa çıkmak biraz ürkütücü olsa da gördüklerinize değeceğine emin olabilirsiniz. Tarih kitaplarının efsanelerini yazmaya devam ettiği, yaşayan müze kent Safranbolu, geçirdiğiniz zamanın her dakikasında bir şey öğretiyor. Kenti terk ederken ardınızda Selçukluları, Çobanoğullarını, Candaroğullarını, Osmanlıları ve daha onlarca medeniyeti bırakıyorsunuz. Her medeniyet bir iz bırakmış burada. Bir zamanlar buradaydık demişler. Sizi hatırlıyoruz, tanıyoruz ve biz hala buradayız demek, eserlerinize sahip çıkıyoruz diyebilmek, korumak ve yaşatmak için mutlaka Safranbolu'yu ziyaret edin. Safranbolu'dan yaklaşık 10 kilometre uzaklaştığınızda bir anda kendinizi 15. yüzyılda buluyorsunuz. Sebebi zaman makinesi değil, kahverengi bir tabela. 600 yıllık Yörük Köyü sizi zamanın gerisine taşıyan tarihi bir müze. Bu köyde tıpkı bağlı olduğu Safranbolu gibi, mimari estetik ve dayanıklılıkta günümüzden oldukça ileride. Bu köy, 1560'lı yıllarda Yörüklerin yaşaması için kurulan 17 yerleşim yerinden biri. 93 adet tescillenmiş ve koruma altına alınmış eser var burada. Yaklaşık nüfusu 200 civarında olsa da gelen turist sayısı köyün canlı kalmasını sağlıyor. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Bozulmadan bugüne kadar gelen Yörükler, Osmanlı dönemine kadar göçebe bir hayat yaşasa da 15. yüzyıldan bugüne burada kalmışlar. Köy çeşitli nedenlerden dolayı çok göç verse de burayı terk etmeyen ve canlandırılması için çalışan birileri hala var. Yörük köyü göçebe bir köy. Çadırda yaşarken anne baba, çoluklar, çocuklar böyle yazı yamak kışın çok soğuk oluyor. Askeri geliyor. Ey Yörük, sen ne halisin, bu haline bak diyor. O da halimde ne var diyor. Böyle olmaz diyor. Atlara binip Safranbolu'ya gidiyorlar. Safranbolu'da da Safranbolu'da taşla oynayan Rumlar çökmüş. Onları götürüyorlar. Taş içini Rumlara yaptırıyorlar. Yani ilkinde yiyen atalarımız, dedelerimiz, annelerimiz hayvancılıkla, tarımcılıkla, bahçecilikle uğraşmışlar. Tabii şimdi hepsi bitti. Dediğim gibi bunları büyükleri kaybedince. Şimdi nerede kolay şey varsa, şimdi yaşlarına bakıyor. Şimdi de turizm var, turizme bakıyoruz, onunla geçiniyoruz. Köydeki evlerin yapısı, Safranbolu evleriyle hemen hemen aynı. Evlerin çatısına asılan geyik boynuzları dışında. Bu boynuzlar evde bir avcı olduğunu belirtmek ve kötü enerjiden kurtulmak amacıyla asılmış. Köy kahvehanesi akşamları doluyor ve gün içinde yaşananlar demli çaylar eşliğinde paylaşılıyor. Yörük köyü koruduğu tarihi ve hazineleriyle Safranbolu gezinizin ardından ziyaretinizi bekliyor. Uygarlık tarihi yüzlerce medeniyete, binlerce hakimiyete ve milyonlarca kavgaya şahitlik etti. Paylaşılamayan topraklar sahiplerinin ellerinde bazen bir köye, bazen bir kente, bazen de bir imparatorluğa dönüştü. Bilinen tarihten geriye çok az eser kaldı. Bu eserlerin ortak özellikleri ise gelecek için tasarlanmış olmalarıydı.
geçmişten geleceğe çok önemli mesajlar taşıyan bu ulaklara bir ev, bir anıt veya bir resim gözüyle baktığımız için midir bilinmez, gri bir gelecek inşa ettiğimizi söylemek hiç de zor değil. Zamanın kalbine gitmek, aslında ne kadar yetenekli ve güçlü canlılar olduğumuzu yeniden hatırlamak için Safranbolu evleri, Tokatlı kanyonu, tarihi çarşısı ve Yörük köyü için geç kalmadan yoldan çıkın.